Ersin Ramoğlu, tehditleriniz de işe yaramayacak. Yılbaşı gecesi Reyna'da katliam yapan terörist Abdülgadir Masari Povsa olarak yakalandı. Türk Polisi ve Milli İstihbarat Teşkilatı çok önemli bir iş yaptı. Polisi ve MIT'i kutluyorum. Bu iyi bir moral oldu. Şerefsiz alçak katil, bülbül gibi öttürülmeli. Yakalandığında yüzü gözü morarmıştı, iyi ıslatıldı. Yüzündeki o morluklar kimsenin yüreğini acıtmadı ama. Bir CHP hariç. Çünkü onlar teröriste işkence yapıldı diye yaygaraya başlar şimdi. Teröristin morarmış halini görenler derin bir oh çekti. Millet o kadar kızgındı ki yüreği yufka olan bile aynı tepkiyi verdi. Adam Afganistan'da askeri eğitim almış. Dört dil bilen bir ajan. Kesin Amerika'nın adamıdır. Obama'nın Türkiye'ye kurduğu çirkin tuzak sorgudan sonra ortaya çıkar. Katil konuşturulmalı. Acı eşinin yüksek olduğunu sanmıyorum. Öter bülbül gibi. Öttürülmeli. Neyse, şimdi de bugün yapılacak anayasanın ikinci tur oylamasına bakalım. CHP mutlaka yine pislik yapar. CHP'li Özgür Özel tehdide dünden başladı çünkü. Gözleri döndü. Ar damarı çatladı. Ama bu tehdidi kim takar? Kim yer bunu? Millet mi? Tulumun bacağından atmayı bırakın be. Bu iş bitti bitti. Anlamadılar mı da? Millet sandığa gidecek. CHP'de anayasayı milletten kaçırmanın, millete güvenmemenin bedelini ödeyecek. Sadece o değil. Candaş medyada. Bunlar kimdir? Kime çalışıyorlar? Söyle Kılıçdaroğlu kime çalışıyorsun? 15 Temmuz'da demokrasi bombalandı. Sen FETÖ'yü savundun. HDP'liler tutuklandı. Yine sen ülkede demokrasi yok dedin. Hangi terör örgütüne vurulsa sesi Kılıçdaroğlu bulunan ve CHP'den çıkıyor. Siz kimsiniz be? CHP'li Haluk Bekşen bile reisi tehdit etti. Patronu KK ve grup başkanı Özgür Özel'le yarışa kalktı. Ama çok ayıp etti. Korkudan sildiği tweetinde anayasa teklifi bu haliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip referandumdan geçerse Erdoğan ilk seyahatinden dönemeden derhal tasfiye edilir dedi. Yakıştı mı bir Trabzonlu'ya? Hem Erdoğan'ın kılına kim dokunabilir? Haluk Efendi. FETÖ mü? Yoksa sen mi? Bu milleti tanımamışsınız. Gerçi millete göbeğini kaşıyan ayı diyen sizdiniz değil mi? Günlerdir vekillere suikast yapabilirler diyorum. Ezbere konuşmuyorum. Çünkü şerefsiz FETÖ bu niyetini açıkladı. Örgüt tetikçisi Tarık Toros, anayasa oylamalarında siyasi suikast olacağını yazdı. Fethullah Gülen de hedefteki partilerin isimlerini verdi. Açık açık MHP ya da CHP'li birine suikast düzenleneceğini söyledi. Anasının en uyanık oğlu o olduğu için için cinayetten kendilerinin suçlanacağını söyledi. Adam şaşırtacak sümüklü. FETÖ çetesine hep zaman yolu TV'de yayınladığı dizilerle mesaj verirdi. Unutuldu mu? Şimdi de aynısını yapıyor. Sonunda Devlet Bahçeli'nin de sabrı taştı. Twitter'dan CHP'yi yaylım ateşine tuttu. İkinci tur görüşmeler başlıyor. Anayasa değişikliği millete gidecek. Hem de her türlü tezgaha rağmen. CHP güya milletten yana ama millete güvenmiyor. Bu nasıl milletten yana olmaksa? Biliyorlar milletin onları tokat manyağı yapacağını. CHP hepten ümidi kesti. Bu yüzden milli irade yollarını tıkıyor ya. Olmadık yollara sapıyor. Kürsü işgalleri, kavga sahneleri, burun kırma, ayak ısırma gibi ucuz oyunlar iftiraya varan söylemler ve tehditler. Referandum geçer mi? Geçer. Hem de iyi bir sonuçla. Millet iyi bilendi çünkü. Peki bunlar mahcup olur mu? Olmaz. Çünkü yüzlerinde deri değil, meşin var. Ersin Ramoğlu, Sabah.